Yatırım piyasaları zorludur. Detaylı analiz desteğiyle piyasalarda yatırım yapmak çok önemlidir. Dinamik menkul değerlerin 30 yıllık geçmişi ve yeni teknolojik yüzüyle sen de yatırımlarında dinamik ol. Hesap aç, ilk 3 ay %90 komisyon iadesi kampanyasından yararlan. Evet, haftanın son işlem gününe hoş geldiniz. Takvimlerimiz 22 Nisan'ı gösteriyor efendim. Ben Murat Tufan. Dün merakla beklenen Jerome Powell konuşması geldi. 50 bas puanlık faiz artışının masada olduğunu söyledi ve biraz daha hızlı hareket etmenin uygun olabileceğini aktardı. Ve buradaki biraz daha uygun ve hızlı hareket etmenin ne manaya geldiğini sizlerle birlikte, konuklarımızla birlikte konuşacağız, tartışacağız. Christine Lagarde konuştu. Enflasyonun kademeli bir şekilde müdahale edilmesi gerektiğini savundu. Tüm bunlar tabii ki piyasalar içinde oldukça kritik. Asya piyasalarında kırmızı bir tablo görüyoruz. Avrupa borsaları dün konuşmalar öncesinde pozitif kapandı. Borsa İstanbul'sa yine aynı şekilde yükselişle devam ettiğini söyleyelim efendim. Çok değerli konuklarımız var. Öncesinde bir konuklarımıza bakalım. İlk bölümde Profesör Doktor Murat Ferman bizlerle birlikte olacak. Beykent Üniversitesi Rektörü ile birlikte konuşacağız. Powell ne demek istedi? Bundan sonra dünyayı ne bekliyor? Hepsini tartışacağız. Sonrasında da Emre Şirin stratejist ve bunun piyasalara olan yansımasını tabii ki dünkü konuşmaların konuşacağız efendim. Evet, hem piyasa hem de akademi tarafından iki değerli isim bizlerle birlikte olacak ve düne gidelim Jerome Powell'ın o konuşmasına. Piyasaları zaten hazırlamışlardı, takdir edersiniz ki 3-4 Mayıs'ta da FED toplantısı var. Toplantı öncesi Powell'ın bu konuşması öncesinde tabii ki önemli bir resmiyet kazanıyor. İzleyelim, sonra devam edelim. Evet, biraz aslında burada yumuşak iniş yapmaya çalışıyoruz ve buradaki hedefimiz elimizdeki araçları kullanarak talep ve arzı dengelemek ve bir resesyon olmadan yavaşlamayı gerçekleştirmek. Bu bizim hedefimiz. Yani direkt olarak bu, kimse bunun kolay olacağını söylemiyor. Bu zor olacak ve biz elimizden gelen her şeyi yapacağız buna ulaşabilmek için. Fiyat istikrarını sağlamak çok çok önemli. Çünkü fiyat istikrarı olmadan ekonomiler olmuyor. Çok iyi bir istihdam piyasasına sahip olmamız gerekiyor. Finansal istikrar gerekiyor ve dolayısıyla bunları yapacağız. Şimdi önümüzdeki toplantılarda 3 tane 50 bas puanlık faiz artışı bekliyor piyasalar. Ne dersiniz? Evet, direkt olarak piyasa fiyatlamalarına, beklentilerine herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Ama son toplantıda ki işte burada FED tutanaklarında da olmuştu, açıkça gösterilmiştik. 50 bas puanlık bir artış olabilir, söyleyebiliriz. Peki siz de o kişilerden bir tanesiniz. Ben fikrimi söylemekten kaçınıyorum. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Ama bence şu anda bizim genel olarak herhangi bir şekilde fiyatlamaları doğrulamak ya da bununla ilgili yorum yapmak istemem ama biz %2'lik enflasyon hedefimize ulaşacağız ve son sıkılaştırma döngüsüne baktığınız zaman o zaman 2004-2006 yıllarında olmuştu. %3'ün biraz altında bir enflasyon vardı ve şu anda enflasyon çok daha yüksek ve bizim o zamana kıyasla para politikamız da daha genişleyici durumda. Ve şunu da düşünüyorum, aslında biraz daha önden yüklemeli olarak gerçekleşebilir. Yani yani 50 bas puan bir masada bir ihtimal olarak durabilir ama biz bunların hepsini toplantıdan toplantıya değerlendiriyoruz ama 50 bas puanlık bir faiz artışı olabilir diye düşünüyorum. Evet, Amerika Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ı dinlemiş olduk. Bir başka majör, önemli Merkez Bankası'na gidelim. Dün Christine Lagarde'da konuştu. Oldukça önemli mesajlar verdi piyasalara. Büyüme öngörülerimizi ciddi anlamda aşağı yönlü revize ettik ve enflasyon oranlarında bir yükseliş var. Ve burada risklere baktığımız zaman çok aşağı yönlü riskler devam ediyor. Ve dolayısıyla biz aşağı yönlü revizyonlarımıza devam edebiliriz. Enflasyonu da yukarı yönlü olarak revize etmek durumunda kalabiliriz. Ve bu gerçekten çok üzücü. Tabii ki şu anda sorulması gereken sorulardan bir tanesi şu. Acaba petrolle alakalı ne olacak? Gazla alakalı ne olacak?
Kömür tabii ki burada Avrupa'la alakalı olarak kömürün yasaklanması, Rusya'dan gelen kömürün yasaklanması bunlar söz konusu. Ama bu bir süreç ve daha fazla adımın atılmasını da ben burada hala ihtimal dahilinde bırakmak istiyorum. Evet, dün bu iki önemli Merkez Bankası Başkanı konuşmalarında sizlere EkoTürk TV ekranlarından getirmiştik. Özetlerini de haber masamızın hazırlamış olduğu haberlerle birlikte, videolarla birlikte izlemiş olduk efendim. Bir kez daha anımsadık. Geçelim gündemin sıcak manşetlerine. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarının katıldığı iftar yemeğinde lisans mezunu hemşirelerimizin 3600 ek göstergeye alınmasını, sağlık çalışanları dışında önemli bir kesimi ilgilendiren bu ek gösterge konusunu yıl sonuna kadar neticelendireceğiz açıklamasında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, JP Morgan tarafından organize edilen yatırımcı seminerinde dünyanın önde gelen portföy yatırımcılarıyla buluştu. Nebati, Washington'daki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yatırımcılarla son dönemdeki gelişmeleri konuşarak Türkiye'yi ekonomi modeli çerçevesinde ülkemizin sunduğu fırsatları kendilerine aktardık. Türkiye'ye yönelik ilginin artarak devam ettiğini görmek bizi ziyadesiyle memnun etti açıklamasında bulundu efendim. ABD Başkanı Joe Biden da Ukrayna'ya 800 milyon dolar savunma, 500 milyon dolar da ekonomi alanı olmak üzere toplamda 1.3 milyar dolarlık ek yardım sağlayacaklarını duyurdu. Biden, Rusya'ya yönelik ekonomik baskıyı da sürdüreceklerini altını çizerek ABD, Avrupa'da olduğu gibi Rusya ile ilişkili gemilerin limanlarına girmesine izin vermeyecek açıklamasında efendim bulundu diyelim. Bir başka önemli isme gidelim. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, küresel krizlere yeterince tepki göstermediği için eleştirilen odağında olan IMF ve Dünya Bankası'nın Rusya-Ukrayna Savaşı ve COVID-19 salgı dahil olmak üzere hali hazırda karşı karşıya olunan birden fazla krizle başa çıkmak için tasarlanmadığını söyledi ki kısa ve uzun vadede Ukrayna'ya ekonomik ihtiyaçları için destek sağlamak maksadıyla ABD müttefikleriyle birlikte çalışmalarda da kararlı olduğunu ifade etti. Az önce haberleri paylaştık. Joe Biden kabaca 1.3 milyon dolarlık bir ek yardım daha sağlayacak Ukrayna'ya diyelim. Tesla ve SpaceX'in üst düzey yöneticisi Elon Musk'la sosyal medya şirketi Twitter'ı satın almak için 46.5 milyar dolarlık finansmanı sağladığını açıkladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC'e yapılan bildirimde olası anlaşma için 46.5 milyar dolarlık finansmanın taahhüt edildiğini efendim açıklıyor. Bugün son işlem günü. Peki neler bizi bekliyor? Haftanın önemli ekonomi veri ajandasına bakalım. Powell ve Lagarde konuştu. Bugün de Andrew Bailey'de olacak gözler ve aynı zamanda Powell'ın bir konuşma yapması daha bekleniyor. Ancak piyasalar zaten şahin tonda mesajlarını empoze etmiş oldu, enjekte etmiş oldu diyelim. Baktığımız zaman sabahın ilk saatlerinde 9'da İngiltere'den perakende satışlar açıklanıyor. Fransa tarafından, Almanya ve Euro bölgesi ve İngiltere tarafından da bugün bolca hizmet PMI rakamlarını ve imalat PMI rakamlarını göreceğiz. Sırasıyla 10-15, 10-30, 11 ve 11-30'da Avrupa'dan gelecek olan bu datalar Euro varlıkları açısından da oldukça önemli. 11-30'da Hong Kong TÜFE'yi açıklıyor. Kanada tarafından çekirdek perakende satışlar. ECB Başkanı Christine Lagarde bugün bir konuşma yapıyor ve Andrew Bailey de, İngiltere Merkez Bankası Başkanı da yine konuşma yapması bekleniyor diyelim efendim. 16.45'e ABD tarafından üretim PMI rakamları duyurulacak. Aynı zamanda Türkiye saatli 22 sonrasında da uluslararası fon sahiplerinin spekülatif pozisyonlarını göreceğiz. Acaba altın ve dolar gibi ürünlerde long mu short mu, yani aldılar mı sattılar mı? Tüm bunların hafta özetini de bugün görmüş olacağız diyelim. Asya seansına uzanalım, bakalım fiyatlar nasıl oluştu. Evet, fiyatlara bir bakalım efendim. Çok özür dilerim. Borsa İstanbul tarafında 2556 puan seviyesinden kapattık. %1.22'lik bir kazanç vardı Borsa İstanbul tarafında ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olduğunu hatırlatalım. Bakıldığı zaman işlem hacmi 47.7 milyardı. Borsa İstanbul'da rekorların birkaç haftadır devam ettiği bir ortam var, konjonktür var.
Dolar Türk Lirası tarafında da 14.70'lerdeyiz. Dünkü Powell'ın konuşması sonrasında bir miktar güçlenen bir dolar endeksi olduğunu belirtelim. Diğer taraftan tabii ki Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs salgını kapsamında tedbirlerin devam etmesi piyasaların radarında. Aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşı maalesef devam ediyor radarda kalmaya. Diğer taraftan da enflasyon kaygıları küresel pay piyasaları için oldukça kritik. Bugün de piyasalarda bakıldığı zaman Christine Lagarde'ın ve Bailey'nin bir konuşma yapmasını bekliyoruz. 2590 puan seviyesi de Borsa İstanbul'da direnç bölgesi. Dün aynı zamanda para piyasası kurulu toplantı özetleri yayınlandı. İzleyelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 14 Nisan'daki toplantısının ilişkin özeti yayınlandı. Toplantı özetinde küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağının öngörüldüğü vurgulanarak, Merkez Bankası'nın politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir ifadelerine yer verildi. Kurul uzun vadeli Türk lirası yatırım kredileri de dahil olmak üzere kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyetle buluşmasının finansal istikrar açısından önemli olduğunu değerlendirmiştir. Bu çerçevede makro ihtiyadi politika setinin güçlendirilmesine karar verilmiştir. PPK toplantı özeti göstergelerinde küresel ekonomideki toparlanmanın ivme kaybına karşı devam ettiği belirtilirken, etkisi sürmekte olan jeopolitik riskler, küresel ve bölgesel iktisadi faaliyetler üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin artmasına yol açmakta olduğuna değinildi. Evet, dün oldukça önemli datalar açıklandı. Bunlardan bir tanesi de bakıldığında yabancıların menkul kıymet işlemleri oldu. O tarafta hisse senedinde bir miktar daha aslında toparlanma var yabancı iştah anlamında. Yabancılar 18 haftalık net satıcı pozisyonun ardından üst üste 3. kez nette alıcı oldukları 15 Nisan haftasında 26.9 milyon dolarlık hisse senedi ve 36.8 milyon dolarlık devlet iş borçlanma senedi satın aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 15 Nisan haftasında 63.7 milyon dolar net alım yapan yabancıların portföylerinde bulunan toplam hisse senedi tutarı 20 milyar 512.7 milyon dolara çıkarken devlet iş borçlanma senedi tutarı ise 2 milyar 362.8 milyon dolara geriledi. Nette sürekli satıcı konumunda kalarak 26 Kasım 2021 haftasından itibaren kesintisiz 18 hafta boyunca piyasadan toplam 3 milyar 838.3 milyon dolar çeken yabancılar son 3 haftada piyasaya toplam 384.1 milyon dolar nakit girişi sağladı. Öte yandan 15 Nisan itibarıyla net uluslararası rezervler yaklaşık 800 milyon dolar artarak 19.1 milyar dolara yükseldi. Net uluslararası rezervler 8 Nisan'da 18.3 milyar dolar seviyesindeydi. Merkez Bankası brüt döviz rezervleri de 15 Nisan haftasında 1.32 milyar dolar artarak 69 milyar 37 milyon dolara yükseldi. 8 Nisan haftasında brüt döviz rezervleri 67 milyar 718 milyon dolar seviyesindeydi. Aynı hafta altın rezervleri ise 1 milyar 65 milyon dolar artarak 42 milyar 195 milyon dolardan 43 milyar 260 milyon dolara yükseldi. Böylece toplam rezervler 2 milyar 384 milyon dolar artarak 109 milyar 913 milyon dolardan 112 milyar 297 milyon dolara çıktı. Evet, bankacılık sektörünün de 15 Nisan haftasında bankalarda dahil olmak üzere toplam mevduat hacmi 50.2 milyar TL, toplam kredi hacmine baktığımız zamansa 17.5 milyar TL arttığını görmüş olduk. Bankacılık sektörünün 15 Nisan haftasında bankalar arası dahil olmak üzere toplam mevduat hacmi 50.2 milyar TL artarak 6 trilyon 260.8 milyar TL'ye çıkarken Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi ise 17.5 milyar TL artarak 5 trilyon 342.7 milyar TL'ye yükseldi. Merkez Bankası haftalık verilerine göre söz konusu haftada bankalardaki TL cinsi mevduat %2.38 artarak 2 trilyon 583.4 milyar TL'ye yükselirken döviz cinsi mevduatlar ise %0.48 azalarak 3 trilyon 433.5 milyar TL'ye geriledi.
Döviz mevduatları 244.5 milyar dolar olurken bu tutarın 216.7 milyar dolarlık bölümü yurt içi yerleşiklerin hesaplarında toplandı. Parit etkisinden arındırılmış verilerle yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında 8 Nisan itibarıyla 780 milyon dolar artış gözlendi. Öte yandan 15 Nisan haftasında mevduat bankalarındaki tüketici kredileri hacmi ise %0.36 artarak 767.4 milyar TL'ye yükseldi. Taksitli ticari krediler ise %0.28 artarak 685.4 milyar TL'ye yükseldi. Kredi kartları bakiyesi ise %0.60 artarak 342.8 milyar TL'ye çıktı. Toplam kredi hacmi geçen yılın aynı dönemine oranla %46.76 artarken, mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 288.5 milyar TL'lik bölümü konut, 10.5 milyar TL'lik bölümü taşıt ve 468.4 milyar TL'lik bölümü ise diğer kredilerden oluştu. Nisan ayına dair tüketici güven endeksi de açıklandı. Endekste geri çekilme var. Bu geri çekilme Nisan ayı içerisinde %7.3'e indi ki bakıldığı zaman endeks, tüketici güven endeksi 67.3 puana geriledi. Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi Nisan ayında %7.3 gerileyerek 67.3 puana indi. Endeks Mart ayında 72.5 puan seviyesinde bulunuyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun işbirliğiyle hazırlanan tüketici eğilim anketine göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu %9.8 gerileme ile 49.1 puana, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi %8.5 gerileme ile 63.9 puana, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi %7.2 kayıpla 67.3 puana ve gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi ise %4.9 kayıpla 88.8 puana geriledi. Öte yandan Şubat ayı tarımsal girdi endeksi de aylık %16.69, yıllık %80.99 oranında yükseldi. Endeks 12 aylık ortalamalara göre ise %36.85 artış gösterdi. Buna göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi %9.60, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi %17.69 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise yıllık artış tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %47.24 ve tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %86.59 oranında gerçekleşti. Evet, küresel tarafa bir bakalım. Dün Jerome Powell konuşmasından önce aktarmıştık. 50 bas puanlık faiz artışının uygun olabileceğini söylemişti. Masada olduğunu ifade etti. Avrupa'ya kıyasla biraz daha uzak olduğunu belirtiyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkilerinin ABD tarafında. Powell, ABD ekonomisinin çok güçlü ve çok iyi bir performans gösterdiğini işaret etti ve iş gücü piyasasının ise olağanüstü derecede sıkı olduğunu açıkladı. Diğer taraftan resesyon olmadan enflasyonu düşürmeyi amaçladıklarını da vurgulayan Powell, bunu gerçekleştirmek için ellerinden gelen en iyisini yapmak olduğunu da belirtti. Biraz daha hızlı hareket etmenin uygun olabileceğini, %2'lik enflasyonu geri gelmek için de araçlarımızı kullanmakta kararlıyız açıklaması da bulundu. Tabii burada özellikle resesyon vurgusu önemliydi. Dolayısıyla da faiz artış hızının çok da aslında hızlı olamayabileceği şeklinde de önümüzdeki günlerde bir tartışma da sanki olabilir. Ama burada bilanço küçültmenin yine çok önemli bir parametre olduğunu, faiz artış kadar önemli olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Bakıldığı zaman dolar endeksinde 100.59'lardayız. Euro dolar paritesi de 1.08.44'lü seviyelerde. New York borsası da kapanışta Dow Jones tarafında 350 puan üzerinde bir değer kaybı yaşadı. Powell'ın konuşmaları sonrası S&P %1.48, Nasdaq kompozit de kayıplarını %2'nin üzerine kadar taşıdı. ABD şirketlerin açıklanması devam eden ilk çeyrek bilançoların etkisiyle aslında dün Amerikan borsaları endeksleri güne gayet olumlu başlamıştı. FED Başkanı'nın açıklamaları ise piyasalardaki yönün aşağı olmasına sebep oldu. IMF Dünya Bankası bahar toplantılarında küresel ekonomiye ilişkin panelde konuştu Powell ve 3-4 Mayıs'ta 50 bas puanlık faiz artışının masada olduğunu belirtti ve aynı zamanda enflasyonla ilgili de çok da olumlu konuşmadı. Dün aynı zamanda %2.98'e kadar çıkmış oldu. Son 4 yılın zirvesine çıkmış oldu. Powell'ın konuşmaları sonrası Amerika'da 10 yıllık tahvil faizi. Şirketlerin eski donanma bölümü CEO'su Nancy Green bir açıklama yaptı.
yaptı ve bu hafta işten ayrılacağını açıklamış oldu. Snap'in sosyal medya platformunun CEO'su efendim. Bu anlamda önemli bir haber olduğunu belirtelim. Diğer taraftan da Gap hisseleri dün %10 oranında düştü. Gap ayrı zamanda Amerika'da 2022 mali yılı içerisinde büyümesi görünümünde aşağı yönde revize edince şirket hisselerinde tam %10'luk bir geri çekilme yaşandı. Dün de aynı zamanda tabii ki Netflix hisselerindeki %35'lik kayıpları konuşmuştuk. Bu anlamda Walt Disney Discovery gibi hisselerde de yine satış vardı. Ancak Amerika'da şirket bilançolarının olumlu geldiğini genel olarak söylemekte fayda var. Haftanın son işlem günü de Amerikan vadeler arkamda gördüğünüz gibi kırmızı bir tablo ile devam ediyor. Dow Jones, S&P, Nasdaq tarafında satışları görüyoruz. Asya Pasifik'e döndüğümüz zaman ise yatırımcılar Federal Reserve'in başındaki isim Jerome Powell'ın açıklamalarını tabii ki takip ediyor bu sabah itibariyle. SoftBank hisseleri Japonya'da %3'ten fazla geri çekilirken Japon endeksinde Topix'te kayıplar baktığımız zaman %1.74'e kadar geldi. Çünkü Jerome Powell aslında bundan sonraki süreçte faiz artışında kararlılık mesajı verdi. Bu da piyasalar için de çok hoşuna giden bir durum olmadı. Diğer taraftan Çin'in teknoloji şirketlerinde bir kayıp var. Bu tarafta Tencent ve Alibaba hisseleri sırasıyla %2.93 ve %3.07 oranında değer kaybetti. Genel Şangay ve Shenzhen endeksine baktığımız zamansa nötr negatif diyebileceğimiz bir tablo görüyoruz ki Şangay'da şu anda kayıplar 0.07 oranında. Diğer taraftan MSCI Japonya dışındaki en geniş Asya Pasifik endeksine baktığımız zamansa o tarafta Powell sonrasında %1.18'lik bir geri çekilme görüyoruz. Powell enflasyonu düşürmeye çalışan merkez bankalarının daha agresif faiz artış yapacağını ima etti. Bu ima tabii ki piyasaların az önce de söylediğim gibi çok da hoşuna gitmedi. Japonya'da tüketici fiyatları 10 yıldır aynı kalmıştı ve bu sabah ilk defa Japonya'da tüketici fiyatları arttı ki Japonya Merkez Bankası da 2 iş günü öncesinde bildiğiniz gibi 10 yıllık tahvil faizlerinde sınırsız alım açıklamıştı. Bu tarafta da tüketici fiyatlarının artması Japonya için oldukça önemli çünkü her şeye rağmen enflasyon yaratamıyordu. Gıda dışı çekirdek enflasyonda aylık artışsa 0.5 oldu. Manşet tarafa baktığımız zaman aylık 0.4, yıllık artışsa sadece 0.9'dan 1.2'ye geldi. Yani Japonya'nın piyasa sunduğu trilyonlarca dolar tutarındaki yene karşılık sadece %1'lik bir enflasyon yarattığını da hatırlatmakta fayda var. Aynı zamanda Endonezya'dan da önemli bir data geldi sabah itibariyle. Mart'ta M2 yani M2 para arzı %13.3 oldu ki önceki rakamın 12.5 olduğunu hatırlatalım ve Avrupa'ya geçelim. Avrupa tarafındaysa İngiltere ve İtalya haricinde bir yükseliş vardı. İlk çeyrek bilançoların etkisiyle aslında olumlu kapandığını söyleyelim. İngiltere 0.02'ye azalırken Almanya tarafında ise tam %0.98'lik tersi yönde bir artış yaşandı. Öte yandan Euro bölgesinin Mart enflasyon rakamları duyuruldu. 5.9 olan enflasyon tam %7.4'e geldi ki enflasyonun da Avrupa'da hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Hemen bir tahvil faizlerine bakalım. Piyasalardaki risk iştahını ölçmek için bugün endekslerde yön aşağı, tahvil faizlerinde ise düşen getire rağmen yön yukarıda yani para bugün bir miktar güvenli limanlara gidiyor. Hem 2 hem 10 hem de 30 yıllık vadede Amerikan tahvil faizlerinde getiri düşerken yatırımcı talebinde arttığını görüyoruz. Emtia fiyatlarına bir bakalım. Emtia fiyatlarında ons altın yönü bir kez daha yukarı çevirdi. 1952 dolar seviyesinde ancak yatay bir seviye var. Brent petrol ve ham petrol fiyatları ise bir miktar daha kar realizasyonu diyebileceğimiz seviyede efendim. Bir haberimiz var. Bu haberi izleyelim. Sonrasında reklamlara gideceğiz hemen. Reklam dönüşü tekrar görüşmüş oluruz. Ekim ayında düzenlenecek savunma sanayi fuarı öncesi EkoTürk'e açıklamalarda bulunan Saha Expo Genel Sekreteri İlhami Keleş, fuarın dünyada düzenlenen ilk Metaverse fuarı olacağını söyledi. Heyecanlı, güzel bir haber efendim. İzleyelim, sonrasında reklamlara gitmiş olacağız. Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fuarı Saha Expo 25-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Fuara ilişkin özel açıklamaları EkoTürk'e yapan Saha İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, fuarın aynı zamanda dünyanın ilk Metaverse fuarı olacağını söyledi. Bir önceki fuar malumunuz hibrit bir fuardı. Önce fiziki fuar yapılıyor ve arkasından sanal fuar başlıyor. Bu da aynı şekilde bir hibrit fuar olacak. Önce bir 25-28 Ekim tarihleri arasında fiziki fuarı yapıyor olacağız. Arkasından 1 Kasım'da 3 ay süreyle açık kalacak sanal fuar başlayacak ama bu sanal fuarımız Metaverse olacak ve bu da dünyada bir ilk olacak. Yani dünyada ilk defa bir savunma sanayi fuarı Metaverse dünyasında gerçekleşiyor olacak.
Rusya-Ukrayna savaşı ile küresel savunma harcamalarının arttığına dikkat çeken Keleş, Türkiye'nin burada kendi teknolojilerini görünür kılma fırsatı yakaladığını da aktardı. Ukrayna savaşı ile beraber savunma sektörü özel bir önem taşımaya başladı. Yani özellikle daha önceden kendi konfor alanlarında mutlu mesut yaşayan Batı ülkeleri bu konuda tedirginlik yaşamaya başladılar. Bu tedirginlik, yani o Rusya-Ukrayna savaşıyla bir tedirginlik yaşamaya başladılar. Bu tedirginlik nedeniyle savunma harcamalarını artırmaya başladılar. Kimi ülkeler gayri safi milli hasılalarının %2'si, kimi ülkeler %3'ü rakamlarına çıkmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla bu da aslında bu pazar payının, diğer taraftan düşünüldüğü zaman pazar payının artması anlamına geliyor. Türk savunma sanayisi yüksek teknolojiyi, ileri teknolojiyi, yani muharebe ortamlarında oyun değiştiren teknolojileri hızlı bir şekilde ve maliyet etkin bir şekilde üreten bir ülke markasına dönüşmeye başladı. Bu da Türkiye'ye ilgiyi artırdı. Artık haftayı kapatmaya hazırlanıyoruz. Haftanın son işlem gününe bir kez daha hoş geldiniz. Ve dün Borsa İstanbul'da yeni bir kapanış rekoru geldi. Bakıldığı zaman Borsa İstanbul için bugün 2590 seviyesi önemli diyor analistler. Direnç olarak 2490 ve 2440 puan ise destek bölgesi olduğunu hatırlatalım. %1.22'lik bir kazanç vardı dün Borsa İstanbul cephesinde ve tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı. 2556.81 puan seviyesinden tamamlandı ki işlem hacmi de 47.7 milyar lira olduğunu belirtelim. Peki günün öne çıkan şirket haberlerinde neler var? Baktığımızda Tuğçelik 16 milyon dolar bedelle arsa ve fabrika binası satın alacağını duyurdu. Gelişim elektriğe bağlı ortaklık Europower Enerji'nin de halka arzına yönelik izin başvurusu için SPK'ya dosyayı iletti. Diğer taraftan Kortsa, Mikrotex'in %60 payını 24.6 milyon euro bedelle almak amacıyla bir sözleşme imzaladı. Manas payları ise 20 Mayıs seans sonuna kadar hem açığa satış hem de kredili işlemlere konu edilemeyecek. Diğer taraftan Türk Traktör 2022 yılında iç piyasaya traktör satışlarının 26.500 ila 30.000 aralığında olacağını tahmin etti. Orge Enerji ile Gaziantep'teki Entegre Sağlık Kampüsü projesine ilişkin sözleşme görüşmelerinin iptal edildiğini açıkladı. Son haberde Koleksiyon Mobilya'dan bir finans kuruluşuyla mobilya temini konusunda 41 milyon TL'lik bir sözleşme imzaladı. Koleksiyon Mobilya ki geçtiğimiz günlerde halka arzını duyurmuştuk. Koleksiyonun Fraport Tav'da Antalya Havalimanı'nın 2. dış hatlar terminalinin yeniden hizmet vermeye başladığını efendim bu sabah kapa yaptığı açıklamada duyurdu. Hemen Borsa İstanbul'a bir bakalım. Sonrasında dünün istatistiklerine gitmiş olacağız. Hem devlet iş borçlanma senedi hem hisse senedi yatırımcılarının iştahını biraz görmüş oluruz yabancı yatırımcı açısından. Netaş, Vakıflar Bankası, Torunlar, Emlak Konut dün Borsa İstanbul'da en çok yükselen hisse senetleriydi. En çok düşen hisse senetleri de Borusan, Odaş, Kartonsoğan ve Enerjisa sıralamasıyla ekrana paylaşmış olduk. Sektörlere göz attığımız zamansa dün Borsa İstanbul'un en çok primlenen sektörü ulaştırma oldu. Onu ise ticaret, inşaat ve gayrimenkul alt sektörleri istiyor. En çok kayıp yaşayan alt sektörlerde ilk sırada elektrik olurken orman, kağıt, madencilik, menkul kıymet sektörleri de dünün en çok kayıp yaşayan diğer 3 sektör oldu diyelim. Merkez Bankası istatistiklerine geçelim. Evet, Merkez Bankası istatistiklerine geçmiş olalım. Son birkaç haftadır Merkez Bankası'nın hem brüt tarafta hem net hem de swap haricindeki net rezervlerde bir kıpırdanma var. Ama yine de eksi rezervin bu haftayı da devrettiğini görmüş olduk ki yakın zamanda Merkez Bankası'nın başka merkez bankalarıyla da bir swap anlaşması yapılabileceği noktasında uyarılarda bulunmuştuk. 112.30 milyar dolarlık bir brüt döviz rezervi var. Net rezerve baktığımız zaman ise Merkez Bankası nette 19.10 milyar dolar
20-15 Nisan haftasıyla birlikte yükselen bir rezervini gördük ki yeşille de 8 Nisan'ı görüyoruz. 8 Nisan haftasında bu bir net rezerv 18 milyar dolar civarındaydı. Peki swap'a düştüğümüz zaman nette ne kalıyor diye baktığımızda son haftada yani 15 Nisan'da 44.50 milyar dolarlık bir eksimiz var. Bir önceki hafta 8 Nisan'da da bu eksinin 44.70 milyar dolar olduğunu hatırlatalım. Yani 200 milyon dolar kadar eksi rezervlerde bir azalış var olumlu yönde diyelim. Bir başka tabloya bakalım. Burada hisse senedi ve dips tarafı genel olarak son 4 haftada hepsinde eksiler görürdük hisse tarafında ancak son 4 haftadır özellikle Borsa İstanbul'da işlem hacimlerinin artması yabancı yatırımcıdan mı kaynaklanıyor tartışmalarında devam ettiriyor. Baktığımız zaman toplamda 301 milyon dolarlık bir hisse senedine giriş olduğunu görmüş olduk. Son 4 haftanın kümülatifinde. Peki son 4 haftanın kümülatifinde dipste kesin alım tarafında nasıl yaşandı? O tarafta bir miktar daha eksiler var. Baktığımız zaman toplamda eksilerle artıları birbirine götürdüğümüzde eksi 2.90 milyon dolarlık bir eksi görüyoruz. Devlet iş borçlanma senedinde yabancıların iştahı anlamında. Son tablomuza bakalım. Baktığımız zaman TL mevduatlar 2530.55 milyar TL'ye geldi. Yabancı para mevduatları ise 216.73 milyar dolara çıktı. Yani bir miktar dolarizasyon arttığı bir 15 Nisan haftası olduğunu belirtelim. Twitter gündemiyle sabah ekranına devam edelim. Evet, Twitter gündemine bir göz atalım. Burada yoğun bir tweet gündemimiz var. Baktığımızda ilk tweetimiz Hakan Kara'dan geldi. Ekonomik büyüklüğümüzün dünyadaki sıralaması bakımından 90'lara geri dönmüşüz diyor Hakan Kara. Baktığımızda Türkiye şu anda 2022'de 23. sırada. 90'lara geri döndüğümüz zamansa o yıllarda 24 ve bakıldığı zaman 20 yani 20 ile 24 arasında değişen bir tablosu vardı. Sonrasında Türkiye özellikle 2007 dönemine kadar oldukça önemli bir finansal piyasa başarısı da göstermişti. Oralarda 17'lere kadar yükselmiştik. Hatta 16'ları görüyoruz 2012 ve 2014 senelerinde Hakan Bey'in hazırlamış olduğu bu tabloda. Sonrasında Türkiye'de özellikle finansal piyasaların bozulması ve yabancı ilgisinin azalması birlikte birçok etmen var tabii ki bu anlamda. 23. sıraya kadar düştük ve 90'lardaki ekonomik büyüklüğümüze tekrar geri döndük olumsuz anlamda diyebiliriz. Bir başka tweet'e geçelim. Doktor Tolga Uysal'ın atmış olduğu tweet. Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bugüne değeri en çok artan emtia %51 artışla ABD teslimli saç oldu diyor. Bunu %37 ile nikel, %24 de buğday ve %22 ile de çinko takip ediyor. İnşaat demiri %20, mısır %19, hurda %17, pamuksa %25 arttı, alüminyum ise geri geldi diyor. Dolayısıyla burada artan ürünlerinde bir tablosunu paylaşmış Deriva Danışmanlık Kurucusu Doktor Tolga Uysal hocamız diyelim. Ona da sevgi ve selamlarımızı iletelim bu ekranlardan. Charlie Bielo'ya geçelim. Charlie Bielo'nun atmış olduğu tweette aslında iki tane tweetimiz var. Bunlardan ilkini paylaşıyoruz. Ocak 2020'de 30 yıllık mortgage faizleri %2.65 ve bakıldığı zaman da Amerika'da bu dönemdeki ortalama ev fiyatları 401.700 dolar olduğunu söylüyor. Diğer taraftan bakıldığı zaman da bugün 30 yıllık ipotek oranına baktığımız zamansa 5.11'e kadar çıktı. Yani 2.65'ten %5.11'e çıktı ki Amerika'da da konut fiyatlarının hızlı bir şekilde arttığını gösteren bir tablo. Ve bu anlamda 401.700 olan 2021'in aslında Ocak ayındaki ev fiyatları şu ana geldiğimiz zamansa yani Nisan 2022'ye döndüğümüz zamansa tam 511.000 dolara kadar geldi. Yani Amerikalılarda normal bir evin ortalama fiyatı tam 100.000 dolar ev başına arttı diyebiliriz. %20 peşinatı da varsayarsak bu da aylık ödemede %72'lik bir artış diyor Charlie Bielo ve bu anlamda bir Amerikalı'nın ev almak için aylık ödediği ortalama tutar 1294 dolardı ama şu anda gelinen nokta 2222 dolara kadar geldik ki bu da Amerika tarafında enflasyonun konut bacağında oldukça önemli şekilde hissedildiğini gösteriyor efendim. Evet bir başka grafiğe geçelim. Holger Schwabis'in atmış olduğu tweet bu anlamda bakıldığı zaman da 3 aydan kısa bir süre önce Netflix hissesinde 1.1 milyar dolar satın alan
Pershing Square Capital Management kurucusu Bill Ackman'ı tweetine taşımış ve bu anlamda şirketteki tüm hissesini 430 milyon dolarlık bir zararla satmayı göze aldı diyor Ackman. Ve bu Netflix hisseleri çarşamba günü %35.1 oranında düşerek şok edici bir abone sayısının ardından 2014'ten bu yana en kötü rakamını karşıladı. Gördüğünüz gibi hisse fiyatı ciddi anlamda düştü ve aynı zamanda önemli bir hissedar olan Capital Management Fond'un kurucularından Ackman'ın satışla birlikte 430 milyon zararına satışla birlikte Netflix hisselerinde %35'ten fazla kaybı çok konuştu ki bunun da Walt Disney, Discovery gibi hisse senetlerinde negatif yansıdığı bir ortam olduğunu belirtelim değerli izleyiciler. Evet, Netflix abone sayısı 200 bine kadar düştü ve burada Netflix'in abone sayısının 200 bine kadar düşmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi tabii ki Rusya uygulanan ambargolar. Orada da 700 binlik bir kayıp olduğunu da efendim hatırlatalım ve son tweetimize geçelim. Ve bunun tablosu Economics dergisinin son kapağı. Merkez bankaları enflasyonu düşük ve istikrarlı tutarak ekonomiye güven aşılaması gerekiyor. Ancak Amerika'da tüyler ürpertici bir kontrol kaybı yaşandı diyor Economics dergisi ve bu anlamda da Amerikan dolarının şu anda zor durumda olduğunu ifade eden güzel de bir görsel kullanmışlar. Dolayısıyla Amerika kontrolü kaybetti gibi gözüküyor ki Economics dergisi bunu kapağına taşıdı ve biz de Profesör Doktor Murat Ferman'a bu kapakta gidelim efendim. Bakalım bu kapağı hocamız nasıl yorumlayacak? Evet, buradan Beykent Üniversitesi'ne gidelim. Profesör Doktor Murat Ferman hocamız ekranda olacak. Ekotürk TV ekranlarında. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sevgili Murat günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun kıymetli hocam. Şimdi az önce bir kapak paylaştık. Görememiş olabilirsiniz. O kapağı bir kez daha paylaşmak istiyorum izninizle. Yani çünkü Fed'in kontrolü kaybettiği söyledi. Powell'ın konuşması siz zaten çok güzel birleştirirsiniz. Gördüğümüz gibi Amerikan doları çaresiz gözüküyor. Bir taraftan hocam resesyona sokmadan enflasyonu yenme mücadelesi veriyor. Bir taraftan da tabii enflasyon da kontrol altına alınamadığı için şahitleşmesi gereken de bir FED de var. Yani ne şiş yansın ne kebap politikası FED için olumlu olur mu? Yoksa FED'e dünyayı enflasyon getiren merkez bankası olarak konumlandırır mı? Ne dersiniz? Tabii şimdi burada her zaman ekotürk farkıyla olayların arka tarafına bakmak ve arka planda aslında neler oluyor onlara bir göz atmakta fayda var. Ekonomistin en önemli özelliği hepimiz biliyoruz. Belirli trendleri ve özellikle hakim finansal mimarinin arkasında yatan zihnin öngörülerini, ileride olabilecekleri önceden haber verebilmek ve trendlere işaret etmenin ötesinde belki trendleri oluşturma konusunda bir imaj oluşturma veya bir kanaat yaratıcı, kanaat ortaya koyucu bir rol oynaması. Bu bakımdan ekonomist başta olmak üzere birkaç önemli mevkutenin veya ekonomi organının yayınlarını, işaret ettiklerini yakından izlemekte ve çapraz okumaya tabi tutmakta fayda var. İsterseniz filmi biraz geriye saralım. Netice itibariyle FED ancak haftalar evvel bir parça şahin tınısını ortaya koymaya veya güvercin duruşunun üzerine örtmeye başladı. Gene gayet iyi hatırlarsınız ve programlarınızda özellikle bunun altını çizdiğinizi de hepimiz biliyoruz. Uzunca bir müddet FED özellikle yükselen enflasyon tehlikesine karşı bir parça elini ağırdan almak veya rahat davranmakla suçlandı. Hatta FED'in konformizmine yer yok. Önemli bir tehlike bizi bekliyor. Enflasyonun tekrar 40 yılın ötesinden gelen yeni düzeyleri test etmesi, hatta resesyon ve dahi stagflasyon meselelerinin vurgulandığı dönemleri çok da uzak bir tarih olarak hatırlamak mümkün değil. Hatırlarsanız bunlar çok yakın tarihte konuşulan meselelerdi. Sonra gene haftalar evvel, öyle aylar evvel falan çok önemli bir yıl evvel veya iki çeyrek evvel değil, en geniş deyimiyle bir çeyrek öncesinde haftalar evvel
birdenbire Fed'in söylemi değişmeye başladı. Özellikle bu 24 Şubat'taki Rusya saldırısından sonra hız kazandı ve hatırlarsanız 6-7 yani her toplantıda faiz artırımını bir tarafa bırakın, önden yüklemeli acaba politikalara gidilir mi gibi bir takım yeni serimler gündeme geldi. Sevgili Murat, siz de bilirsiniz bu Fed'in bir taktiği var sözlü ve sözsüz yönlendirme konusunda. Hakikaten merkez bankacılığı faziletlerinin veya maharetinin en rafine örneklerini veren kurumlardan birinden bahsediyoruz. 12 Fed bölgesel başkanı zaman zaman değişik rollere bürünürler. İşte bir başkan açıklama yapar, der ki bence bu varlık alımlarının azaltılmasında acele etmeyelim. Öbürü bir kontratak yapar, der ki faiz artırımlarında 50 bipslik bir patern veya bir yol bizim için yeterli değildir. Zaman zaman böyle farklı yönlendirmeler yaparlar. Bu yönlendirme repertuarının son dönemlerde hep şahin duruştan yana olduğu görüldü. Ama o da eleştiriliyor hocam. Yani 50 bas puanın iletişimi yapılıyor deniliyor. Hiç var bir evet. Anço küçültmekten bahsedilmiyor. Dolayısıyla hani bu şahinleşmenin içerisinde bir güvercinleşme empoze ediyor. Yani piyasaları yıkmadan bir şahinleşme yapılmaya çalışılıyor diye eleştiriliyor. Bir de hocam bir dipnot daha paylaşacağım. 25 bas puanla başladı ya Fed. Bu da çok eleştiriliyor. Yani bu kadar enflasyon önemliyse niye daha güçlü ve kararlı bir başlangıç yapılmadı diye. Bunda bir iletişim kazası gibi yorumlayanlar da var. Katılır mısınız? Şimdi şu var tabii, Fed aslında biliyorsunuz ekonomik göstergeler zenginliği bakımından dünyanın belki de en zengin hazinesinin üzerinde oturuyor. Bunu paralel okumak lazım. Eski Fed başkanı şu anda Amerikan hazinesinin sorumluluğunu üstlenen Profesör Yellen da biliyorsunuz son dönemlerde söylemlerini değiştirdi. Belki esas ondan da bir parça bahsetmek lazım. Çünkü artık gelinen noktada 78 yıl evvel Bretton Woods konferansıyla kurulan finansal mimarinin artık nefesinin kesildiği ve revizyona ihtiyaç duyulduğunu, bizzat bu sistemin kurucularının şu anda emanetini devrettikleri Yellen gibi, işte Powell gibi isimler ortaya koyuyor. Biliyorsunuz sevgili Murat, kapitalizmin önemli bir fazileti vardır. Kirli çamaşırlarını kendisi yıkar, bundan ek bir gelir elde eder ve kimseye de bu değişim ve gelişim gibi süreçlerin inisiyatifini bırakmaz. Yani eğer bir değişiklik yapılacaksa, finansal mimari yıkılıp yeniden kurulacaksa veya önemli revizyonlar yapılacaksa orada da patronajın kendisinde olmasını ister. Dolayısıyla aslında dün de gene G20 zirvesinde daha evvel Dünya ve Bankası ve IMF'nin yıllık toplantılarının hemen öncesinde Yellen'ın, sonra Powell'ın ortaklaşa yaptıkları açıklamalar, Lagarde'ın paralel söylemleri de aslında bu minvalde okunmak gerekir. Yani netice itibariyle dikkat ederseniz ilk önce Dünya Bankası ve IMF'nin kuruluş amaçlarından hareketle Yellen dün nihayet işin adını koydu. Dedi ki bu iki kurum böyle olağanüstü dönemlere vaziyet etmek için dizayn edilmedi. 1929 Büyük Bunalımından sonra hatırlarsanız 1938-39'larda neoliberal söylem gündeme gelmişti. Ve 1944 Bretton Woods konferansından sonra şu anda geçerliliğini sürdüren kurucusu ve banisi Amerika Birleşik Devletleri olan finansal küresel mimarinin bugüne kadar geldiğini görüyoruz. Rezerv paraya çok saldırılar oldu. Bu sistemin değişmesi gerektiğinden bahsedildi. Ama anlaşılıyor ki şu anda kısa ve orta vadede böyle bir radikal değişiklik dışarıdaki ajanlar veya dışarıdaki unsurlar tarafından gerçekleştirilmeyecek. Amerika Birleşik Devletleri de diyor ki kendim kurdum, kendim dizayn ettim. Bir gereken değişiklik varsa bunu da kimseye bırakmadan ben kendim yaparım. Bu bir parça kapitalizmin hani kendi ortaya çıkarttığı sorunları, sosyal sorumluluk, iş etiği, çevre koruma veya paydaş hukuku gibi yeni kavramlarla belki izale ederek, telafi ederek veya inhibe ederek kendi düzenini sürdürme meselesine paralel olarak okunabilir. Evet. Tabii netice itibariyle anlaşılıyor ki bu tartışmalar bir parça yapısal reform meselesinde veya tadında devam edecek. Ben evet. Fed'in bir parça bilinçli olarak böyle davrandığını düşünüyorum. Aslında kendileri de tablonun daha beklenenden daha sert olduğunu yeni anladılar.
Nitekim Harvard'ın eski rektörü, değerli meslektaşımız Larry Summers, enteresan bir ekibiyle enteresan bir projeksiyona imza attı. Biliyorsunuz 40 yıldan beri veya 40 yıldan sonra en yüksek enflasyon diyoruz. Summers dostumuz diyor ki o dönemdeki enflasyon ölçüt mekanizması şimdi yaptığımız veya ölçtüğümüz, kullandığımız mekanizmayla daha farklıydı. Hı hı. Daha gerçekçi bir noktaya gitmek istiyorsak o dönemin verilerini elma ile elmayı, armutla armutu karşılaştırmak mantığıyla bugünkü metodu kullanarak bakmamız lazım. Kendisi ve ekibi bunu yapmışlar ve sonuçta aslında bugün böyle 7,5-8 denilen unsurun o dönemdeki enflasyonla hemen hemen baş başa gittiğini belirtiyor. Yani diyor ki öyle hani marjımız var veya eskisi günler gelmeyecek şeklinde bir okuma yapıyor. Tabii bir başka paralel okuma, bunun Avrupa bacağı da var. Makro okumaların çok zenginleşeceği keyifli bir döneme giriyoruz uzmanlar ve akademisyenler açısından. Biliyorsunuz Enerji Ajansı'nın, Uluslararası Enerji Ajansı'nın değerli direktörü Fatih Birol dostumuz da diyor ki bu 70'li yıllarda yaşanan petrol krizinden sonra ama daha farklı bir kriz olacak. Bana bu şeyi hatırlatıyor sevgili Murat. Hatırlarsanız Saddam bütün savaşların anası diye bir tabir icat etmişti. Acaba bütün krizlerin, bütün enerji krizlerinin anasıyla mı karşı karşıyayız? İki koldan yürüyen bir risk patikasında ilerliyoruz. Hocam, bir burada tanesi gıda güvenliği. Öbürü enerji güvenliği. İzninizle ben burada bir soru daha ilave etmek istiyorum. Şimdi az önce paylaştık. Charlie Bielon tweetlerini hep yakından takip ediyorum. Diyor ki Amerika'da ortalama ev fiyatları 2 sene öncesinde 400 bin dolarken şu anda bu işte %75 artı ve 511 bin dolara kadar geldi. İşte bir Amerikalı aylık işte 1200 dolar öderken ev fiyatları için kabaca şimdi 2200 dolar aylık bir ödeme yapması gerekiyor. Ev fiyatlarından ziyade bir de otomobil fiyatlarına hocam baktığımız zamansa ortalama otomobil fiyatlarınınsa arttığını gördük. Yani 2013'te 23 bin dolar olan bir otomobil şu anda ikinci el otomobilden bahsediyorum. 30 bin dolara kadar çıktı. Bunu neden soruyorum? Dediniz ki hani makro okumaların çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Vatandaşın ekonomisinde çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Bu Amerika'da enflasyon gerçekten kontrolden çıktığını gösteriyor mu? Ve siz günün sonunda nasıl bir dünya bekliyorsunuz? Yani hiper enflasyon mı, slamflasyonları mı konuşacağız bölgesel olarak? Ve bu bize nasıl yansıyacak hocam? Biliyorum uzun bir soru, birkaç dakikada yaratmak çok zor ama böyle bir genel bir resim çizmenizi rica ediyorum. Tabii makro okumalar aslında mikro okumaların önünü açar. Evet. O bakımdan hem tamamlayıcısıdır hem de gerek şartıdır. Mikro politikalarla yeter şart sağlanmış olur. Mesela hemen bir kısa bir şey söyleyeyim, onu da ifadede bulunayım. Mesela bugün biliyorsunuz PPK karar özeti yayınlandı. Orada makro ihtiyati politikalardan bahsediliyor. Makro ihtiyati politikalar setinin mutlaka mikro ihtiyati politikalar setiyle bütünleştirilmesi, hemhal edilmesi lazım diyelim de parantezi kapatalım. Şimdi aslında bir kriz dönemini tam tamamlamadan COVID-19'un 2 seneyi aşkın olağanüstü kriz koşullarından bugüne geldik. O kriz koşullarıyla mücadelede 2008 mortgage krizinde olduğu gibi can suyu sağlayıcı, ferahlatıcı yani genişletici, serbestleştirici, reflasyonist politikalar izlendi. Böyle politikalar izlendiğinde matematik gereği enflasyon yukarı yönlü uyarılır, tembih edilir. Zaten bu sonucun verilmesi bekleniyordu. Ancak Fed elbette normalleşme senaryoları içerisinde bunu inhibe edeceğini öngörüyordu. Gene aynı oyunu yapıp doldur boşalt mantığıyla 2008 krizinde olduğu gibi dolar ana vatanına dönüyor teranesi söylemiyle bu faturanın büyük bir kısmını bizim gibi gelişmekte olan veya dolar ihtiyacı yüksek ülkelerden tahsil edeceklerdi. Fakat işin enteresan tarafı 24 Şubat'taki savaş koşullarının oluşmasıyla birlikte bu normalleşme sürecine ket vurulduğu gibi bu normalleşme süreci adeta daha da dejenere edildi. Bu krizin izale edilebilir, kısa ve orta vadede ortadan kaldırılabilir bir takım yan etkileri veya serimleri birdenbire daha da karmaşık ve dejenere edilmiş bir haliyle karşımıza çıktı. Hal böyle olunca elbette iş daha da zorlaştı ve Fed dikkat ettiğiniz gibi söylemini değiştirdi.
Evet, hocamızın görüntüsünde teknik bir ufak bir sıkıntı oldu efendim. Zaten reklama da gidecektik. Bu arada bir dipnot, Namura'dan az önce bir tahmin geldi. Fed'in Haziran ve Temmuz aylarında faizi 75 bas puan artıracağını savundu efendim. Minik bir ara sonra hocamızın görüntüsünü hemen düzeltelim, devam ederiz. Evet, piyasa önüne devam ediyoruz. Bu bölümde Profesör Doktor Murat Ferman'ı da ben çok kısa arayalım. Sonrasında hocamızın mesai başlıyor. Rektör olunca değil mi hocam? Mesai yoğun oluyor. Çok minik bir soru soracağım hocam. Sonrasında lütfen siz bana vakti siz yönetin. İyi bir televizyoncu olduğunuz için vakte bakarak diyebilirsiniz hani bir işim var diye. Şunu soracağım. Merkez Bankası böyle bir dönemde politika faizi ne 14'te sabit tutması ne kadar doğru, ısrarcı. Çünkü baktığımızda cari açık veriyoruz. Dış ticaret rakamları da çok iyi gelmiyor. İhracat yaparken maliyetleri de artırıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin bu anlamda uyguladığı yeni ampirik çalışmayı sürdürmek ne kadar mantıklı, ne kadar rasyonel ya da rasyoneliteden uzak? Şimdi bu soruya kestirme bir cevap vermek çok kolay değil. Çünkü biliyorsunuz ekonomide politikaların doğruluğu sadece politikanın mimarisi, içeriği, dizayn kalitesi vesairenin ötesinde zamanlamayla çok önemli. Yani doğru zamanda doğru politikaların uygulanması lazım. Doğru bir politikayı, doğru yapılandırılmış bir politikayı zamanı geçtikten sonra, zamanından önce veya zamanlamadaki sekansı tutturmadan kullanırsanız doğru sonuç alamazsınız. Bu şuna benzer, yani çok etkin bir ilacı eğer hastalığın seyrinin doğru zamanında kullanmazsanız sonuç alınamayacağı gibi yan etkiler de olabilir. Şimdi maalesef para politikaların ve Merkez Bankası seti yani araç seti göz önüne alındığında bu set içerisinde benim deyimimle İngiliz anahtarı rolünü oynayan en ön plandaki gösterge faizi artık bundan sonra aşağı veya yukarı yönlü hareket etse dahi klasik veya beklenen etkiyi verme kapasitesinden uzaklaşmıştır. Çünkü uzunca bir müddettir burada bir atıl kalma durumu söz konusu. O bakımdan Merkez Bankası'nın bu tür politikalarında iki önemli yaklaşım söz konusudur. Birincisi elbette Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlama konusunda kanunla kendisine verilmiş birinci dereceden sorumlu organı temsil etmektedir. Ve defaatle belirttiğim yazılarımda da altını son dönemlerde özellikle vurguladığım, çizdiğim gibi Merkez Bankası merkezde yer almalıdır. Merkez Bankası öncü olmalıdır. Fiyat istikrarı olmadan ekonomik istikrar olmaz. Ama ekonomik istikrar olmadan fiyat istikrarının sürdürülmesi de zordur. Dolayısıyla ikinci bacak Sayın Başkan'ın Kavcıoğlu'nun göreve geldiği ilk anda belirttiği, kamuoyuyla paylaştığı aslında fikirleriyle örtüşüyor. Sayın Başkan demişti ki enflasyonla mücadele sadece Merkez Bankası'nın işi değildir. Doğru. Bütüncül politikalarla bu işe devam etmek lazım. Mesela en son makro ihtiyati araç setinden bahsediliyor. Onun güçlendirilmesi gerektiği konusunda fikir serdediliyor. Ama mesela evet, baktığımızda bu makro ihtiyati politika tedbirlerinin içerisinde zorunlu karşılıkların dışında büyük bir kısmı BDDK, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve vergi söz konusu olduğunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın merkezde yer aldığı ancak bütüncül ve ekonominin tamamını ilgilendiren politikalar çerçevesinde hareket edilmeli. O bakımdan kur korumalı, evet, mevduat hesabı vesaire gibi unsurlar ancak stres azaltıcı, temporal, günü kurtarıcı, konjonktürü kurtarıcı unsurlardır. Bunlara bel bağlanarak çok uzun dönemdir yerleşmiş, literatürdeki karşılığıyla yapışkan hale gelmiş inatçı enflasyonla mücadele edilemez. Evet. Son söz şudur, enflasyon Türkiye'de farklı bir yapı arz ediyor. Hiper enflasyon diyemiyoruz. Aslında kitaplardaki ifadesiyle hiperenflasyon ama Türkiye'de bu artık yerleşik olduğu için toleremiz maalesef vardır. Mega enflasyon diyelim ama bunun özel karakteristiklerinin Türkiye şartlarında çalışılarak ona uygun
ince ayar temelli politikaların üretilmesi lazım. Ama maalesef bunları konuşmuyoruz. Çünkü enflasyon bunları konuşmak fırsatını hiç kimseye bırakmaz. Enflasyon nefesinizi kısar. Ondan sonra doğru nefes mi alalım, ağızdan mı alalım, burundan mı verelim gibi tartışmalar bir parça teorik kalır. O bakımdan bir an evvel bu enflasyon sarmalını kırıp oturup bundan sonra bu sarmalın yeniden gündeme girmemesi için neler gerekir onlara bakmamızda fayda var. Evet, Merkez Bankası gerçekten merkezin dışında gibi duruyor şu anda. Merkezde yer almak zorunda dediğiniz önemli bir tespitte ve aynı zamanda enflasyonla korunmak için kur korumalı mevduat gibi paketler temporal oluyor hocam ama enflasyon gerçeğini maalesef değiştirmiyor. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir gün diliyorum hocam. Şimdiden güzel sağ bir olun, hafta sonu. Tüm sevdiklerinize diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyorum. Sağ olun efendim. Profesör Doktor Murat Ferman bu ekranlardaydı. Şimdi Emre Şirin olacak. Evet, ne enflasyonla ilgili bir koruma paketi enflasyonu düşürecek ne de kur korumalı mevduat aslında doların gerçek değerini azaltacak. Şu anda bakıldığı zaman 14.70'lerde bir dolar var ve 14.70'lerde olan bu dolar Türk Lirası paritesi %60'tan fazla bir enflasyonu da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bakıldığında aslında bu paketler o sorunları tam anlamıyla çözmüyor. Sadece bir illüzyon yaratıyor. Bunu tartışmıştık. Emre Şirin'le konuşmaya devam edelim. Stratejist olacak karşımıza. Emre Bey günaydın. Öncelikle hoş geldiniz. İzninizle Murat Hoca'nın, Murat Ferman'ın, Profesör Doktor Murat Ferman bıraktığı yerden devam edelim. Sonra biraz globale doğru gideriz. Çünkü dün Powell'ın konuşmasında aslında hem resesyon yaratmadan bir faiz artış döngüsünün olabileceğini hem de enflasyonu da kontrol altına almak gibi kaygıların olduğunu gördük. İki farklı kaygı. İkisi tabii aynı kaygı olunca ortaya da çok şahinleşemeyecek bir FED'i de ortaya çıkıyor. Bilmiyorum katılır mısınız? Ancak yine de ne olursa olsun Türkiye gibi ülkelere göre şahinleşen bir FED de var. Şimdi böyle bir dönemde Türkiye'nin yüksek enflasyon sorunu karşılığı görüyoruz. Editörümüz yazdı. 14 puanlık bir politika faizi sürdürmek ne kadar mantıklı deyip konuşuyoruz. Sormak istiyorum ve bu kur korumalı mevduat gibi şeyler böyle sanki hani bir başınız ağrır, mideniz ağrır hemen bir anlık geçirir ama midede bir reflü varsa, başka ülser varsa bunu için başka bir yeme düzenine dönmeniz lazım. Belki alkali beslenmeniz lazım. Dolayısıyla bunun tamamen başka bir noktaya döndürmek gerekiyor herhalde. Ne dersiniz? Sizinle tamamen aynı fikirdeyim. Demin Murat Hoca'yı da dinledim. Onunla da aynı fikirdeyim. Sonuç itibariyle bu tarz çabalar, bu tarz ürünler geçici çözümlerdir. Ve aslında sorunu ağının altına süpürmekten başka bir şey değildir. Türkiye'nin ortodoks politikalara dönmesi gerekir. Tüm dünyanın kabul ettiği iktisat teorilerinin ifade ettiği politikalara dönmesi gerekmektedir. Ama hepimiz biliyoruz ki hükümet bir seçim sürecinde ve bu seçim sürecinde bundan vazgeçmeyecek. Sürdürebildiği kadar genişleyici politikalara devam edecek. Enflasyon söylem düzeyinde mücadele anlamında var ama eylem tarafına baktığımızda enflasyonla mücadele diye bir şey yok Türkiye'de maalesef. Türkiye'nin şu andaki önceliği büyüme ve bununla birlikte istihdamı yukarı çekme ya da en azından istihdamın azalmasını engelleme ve seçime bu şekilde ilerleyebilme politikası hükümetin şu anda uyguladığı. Onun dışında ne kadar enflasyonla mücadele ediyoruz derlerse desinler, bunun gerçek olmadığını zaten uygulamadan görüyoruz. Verilen destekler, teşvikler, işte vergi tarafında yapılan indirimler, bununla birlikte en son biliyorsunuz 150 milyar TL'lik bir kredi paketi açıklandı. Şimdi bunların hepsi genişleyici politikalardır. Bu politikaları devam ettirdikleri sürece sıkılaşmadan söz edilemez. Bahsettiğiniz kur korumalı mevduat gibi işlemlerde tamamıyla günü kurtarma çabalarıdır. Ki zaten liralaşma stratejisinin de çok istenilen düzeyde gerçekleşmediğini atılan adımlardan görüyoruz. Biliyorsunuz ihracatçılardaki TCMB döviz satış sorunu %25'ten %40'a çıkarıldı. Bu bir dövize olan ihtiyacın arttığı ve bir yerden temin edilemediği anlamına gelir. İstenilen düzeyde olmadığı anlamına gelir. İkincisi, bakanlığa dahi yurt dışında yabancılara gayrimenkul pazarlama izni veren kararnameler çıkartılıyor. Bu da şunu gösteriyor ki her yerden ne şekilde olursa olsun Türkiye'ye döviz sokmak için bir çaba var. Yani liralaşma stratejisi Türkiye'de yerli yatırımcı nezdinde pek bir şey yaramış gibi durmuyor. Dolayısıyla farklı alternatifler, farklı çözümlerle bu işin üstesinden gelinmeye çalışılıyor. Evet. Bu biraz taşıma suyla değirmen döndürmeye benziyor. Sizlerin de ifade ettiği gibi geçici çözümlerdir. Kalıcı herhangi bir politika üretmez.
sadece Türkiye'yi seçime taşırken hükümetin elini güçlendirme çabalarıdır. Bunun dışında herhangi bir ekonomiye katkısı, orta uzun vadeli katkısı olmayacağı gibi bu çabada ısrar edilmesi dünyadaki konjonktüre baktığımızda Türkiye'deki enflasyonist etkileri daha da artıracaktır. Ve günün sonunda buralarda baskılanan dolar TL'nin eğer bu politikalardan vazgeçilmezse merkezin rezervlerini cari açık düzeyinde düşündüğümüzde, dünyadaki maliyet yönlü enflasyonda düşündüğümüzde daha da artması bekleyebiliriz ve bu Türkiye için çok da olumlu bir durum olmayacaktır önümüzdeki süreçte. Az önce hisse senedi ve DİPS tarafındaki tabloyu paylaşmıştık Emre Bey. Orada özellikle hisse tarafında son 4 haftadır bir giriş görüyoruz ve son 4 haftada özellikle Borsa İstanbul'da da bir işlem hacimlerinde artış görüyoruz. Dün bakan da konuştu, Türkiye ilgi bizi memnun etti diyor. Washington temaslarında JP Morgan tarafından organize edilen bir yatırımcı seminerinde. Dolayısıyla son dönemde Türkiye'de en azından finansal piyasalarda bir yabancı ilgisi var mı ve siz borsadaki rekorları neye paylaşırsınız? Yönetmenim de eğer elinin altında varsa o hisseyle ilgili son 4 haftalık tabloyu da paylaşırsa çok sevinirim. Orada bir girişten bahsediyoruz. 300 milyon dolara yakın. Bu arada Türkiye evet son 4 haftalık 300 milyon dolar giriş söz konusu olabilir ama son 6 ayda kaç milyar dolar çıktığını da hesaba katmak lazım. Oralar eksik. Her hafta paylaşıyorduk 4 haftalık kümülatif. Yani 4 hafta öncesine kadar her hafta Türkiye'den ciddi anlamda para çıktı. Çok haklısınız ama yani son 4 haftada bir şey de var ama orayı da bir mercek yaparsanız sevinirim. Tabii ki. Ama şu da manidar. Yani Türkiye'de borsanın son gördüğü dipten sonra neredeyse %40-45 yukarı geldiği süreçte bu tarz girişler varmış gibi gösteriliyor. Bu ne kadar gerçekçi önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama netice itibariyle Türkiye zaten çok ucuz fiyatlanan bir ülke. Yani baktığınız zaman sadece son 6 ayın değil son 2 yılın, 3 yılın tamamında Türkiye aslında yabancı tarafından satılan bir ülke. Türkiye'ye tam anlamıyla bir yabancı girişinin olması için CDS priminin düşürülmesi gerekir. Belirsizlik ortamının ortadan kaldırılması gerekir. Türkiye'nin kredi notu da ortada. Yani bu tarz girişler biliyorsunuz yani kısa vadeli girişlerdir. Anlık girer çıkarlar. Bunun kalıcı hale gelmesi için sizin politikalarınızda öngörülebilirlik olması gerekir. Türkiye'de şu an böyle bir politika öngörülebilirliği maalesef yok. Politika faizi noktasında Merkez Bankası'nın attığı adımlar ortada. İfade ettiğim gibi CDS primin ortada. Dolayısıyla bunun çok da anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bakın geçtiğimiz hafta Cuma günü Bakan Nebati bir açıklama yaptı. Gördüğünüz gibi dedi borsamız da rekor üstüne rekor kırıyor. Yani bakın hükümet uzun süredir ekonomi alanındaki sorunları örtmek adına ya da kendilerini başarılı göstermek adına büyüme üzerinden ekonomiyi tarif ediyor biliyorsunuz. Şu anda da büyüme üzerinden tarif ediyor. Bununla birlikte buna ne eklendi son dönemde? Dolar TL'nin sabit bir yerde bırakılması ve yukarı yönlü hareketlerin önünün kesilmesi. Bakın doları da kontrol altına aldık. Aslında ekonomimizde bir problem yok mesajı. Sonuncu, üçüncü olarak da borsa tarafına yöneldiklerini görüyoruz. Bakan Nebati'nin açıklaması aslında bunun bence itirafıdır. Borsada bakın şirketlerimiz karlı, borsaya teveccüh var. Borsamızda rekor üstüne rekor kuruyor. Dolar TL'yi de kontrol ettik. Dolayısıyla Türkiye'nin ekonomisi gayet iyidir, hiç anlatıldığı gibi değildir mesajı bana kalırsa. Bu anlamda borsanın da yukarıda tutulması adına bir çaba olduğunu görüyoruz. Ama yabancı takası tarihi diplerde Türkiye'de. Bireysel yatırımcının da bu borsayı kendi gücüyle, sermaye gücüyle yukarı taşıyacak bence bir sermaye gücü yok. Dolayısıyla kurumsal yerli yatırımcının da olmadığını görüyoruz. Bir şekilde dolar TL'deki seviyeyi nasıl burada ne kadar mantıklı görüyorsak borsadaki bu anlamda kısa vadeli olarak söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Orta uzun vadede borsamız her zaman bir potansiyel taşıyor zaten. Ama netice itibariyle borsamız kısa vadede bence yabancı yatırımcıyla ya da bireysel yerli yatırımcıyla yukarı gitmiş değildir. Dolar TL'de yaşanan dalga aslında bir nebze borsa tarafında da yaşanıyor ve buradan ekonomi üzerindeki kara bulutların olmadığı ya da dağıtılmak istendiği gibi bir düşünce ortaya çıkıyor bana kalırsa. Evet şimdi bakıldığı zaman aslında değil mi son 4 haftaki evet işte tabloyu da paylaştık 300 milyon dolarlık bir giriş var ama Türkiye'nin risk primi yine bu süre bazında 580 baz puan üzerinde kalmaya devam ediyor. Çok yüksek. Evet çok yüksek. Bir taraftan da tabii risk primi yüksekken
Dolar da 14.70'lerde ve yabancı takas sonra da tarih dip seviyelerde. Yani bu parametrelerin de mutlaka eşlik etmesi gerekiyor ki o zaman Türkiye hikayesinde tabii bir iyileşme değil mi? Bir pozitif görüntü olsun diyebilirim. O yüzden temkinli konuşmakta da fayda var sanırım. Şimdi bir 10 yıllıklara baktığımız zaman Emre Bey orada 2.94'lere kadar gördük. Dün tabii Namura bu konuşmadan sonra, Jerome Powell'un konuşmasından sonra 75 bas puanlık bir faiz artışının Haziran ve Temmuz'da mümkün olabileceğini aktardı. Dolar endeksi ama çok böyle kıpırdanmadı. Yani bu Powell'ın kurmaya çalıştığı iletişim ve diğer FED yetkililerin kurmaya çalıştığı iletişim 50-75 bas puan faiz artışı yapıp 95 milyar dolar gibi minik bir bilanço kısma şeklinde mi olacak? Ve bu sizce önemli bir ölçüde fiyatlandı mı? Hem tahvil faizlerinde hem de dolar endeksinde. Şöyle ifade edeyim. Ben uzun süredir bu ekranlarda da diğer mecralarda da ifade ediyorum. FED evet faiz artışlarına başlayacak. Evet bilanço küçültme adına da bir iki adım atacak. Ama dünyanın resesyona girmemesi ve Amerika'nın resesyona girmemesi adına da bir çaba sarf edecek. Yani dünya ekonomisi o kadar borçlu durumda ki, FED'in bilançosu o kadar büyük ki, çok sert faiz artışları evet söylem düzeyinde olacak ama eylem düzeyine geçebilecek mi? Bunu izleyip göreceğiz. Bence çok mümkün değil. Birkaç faiz artışından sonra piyasada bir mazeret yaratılabilecektir diye ifade ediyorum, düşünüyorum ben. Çünkü dediğim gibi resesyonist bir sürece girebilir. Yani zaten stagflasyon sürecinin içinde şunu da ifade ediyorlar ara ara biliyorsunuz. Buradaki enflasyonun önemli nedeni işte küresel arz tarafında yaşanan sıkıntılar. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı emtia gruplarında, enerjide, tarımsal emtiada yarattığı maliyet artışı ve dolayısıyla biliyorsunuz ki bu tarafı siz politika faizde yönetemezsiniz. Maliyet tarafını. Yani burada bu tarz söylemlerin artmaya başlayacağını önümüzdeki süreçte göreceğiz ama birkaç ay faiz artışlarını da göreceğiz. 50 bas puan zaten bence fiyatlanmıştı. Yani şunu görüyoruz haberlerde işte Fed'in Powell'ın 50 bas puan artışı ifade etmesinden sonra riskten kaçış başladı gibi ama zaten piyasa bunu bekliyordu. Piyasa hep bir sözüm vardı dedim. Piyasa mazeretini yaratır. Piyasa satış yapmak istiyorsa bir cümleyi cımbızlar oradan da satışa geçer. Ya da bunu görmek istemiyorsa görmemeye devam eder. Ama netice itibariyle dünya ekonomisinin geneline de bakmak lazım. Şimdiki karantina problemi devam ediyor. Jeopolitik riskler de devam ediyor. Tedarik tarafındaki sıkıntılar çözülmüş değil dünyada. Sonuç itibariyle Brent petrol baktığınızda 108 dolarlar civarında. Fakat bu nerelerden geldi? Yani 139'u gördüğümüz için burası düşük geliyor ama burası da yüksek bir seviye. Bunun da yine dünya ekonomisinde enflasyonist etkilerini görmeye devam edeceğiz. Doğalgaz fiyatlarında da, tarımsal emtiada da. O yüzden FED 50'şer bas puan yapsa dahi ya da 75 bas puan yapsa dahi Haziran ve Temmuz'da bu dünyadaki üretici fiyatlarının, tüketici fiyatlarının yansımasını da göreceğimiz için önümüzdeki süreçte negatif reel getir tarafını besleyecektir. Bu tarafta evet bu faiz artışlarının borsalar tarafında, riskli piyasalar tarafında fiyatlanması gerekirdi şimdiye kadar. Ben fiyatlandığı dünya borsada hiç düşünmüyorum. Zaten görmezden geldi biliyorsunuz. FED bilanço küçülteceğim dedi. Borsalar görmedi. Yukarı gitti dünya genelinde. FED faiz artıracağım dedi. Yine bunlar görülmedi. Çin'deki karantina önlemleri ve üretimde yaşanan sıkıntılar yine dünya borsaları tarafından görülmedi. Jeopolitik riskler yine görülmedi. Bakın bir şekilde Türkiye'de demin ifade ettiğim hani borsa üzerinden ekonominin sıkıntılarının ortadan kaldırılması ya da bakın ekonomik sıkıntı yok denme mesajının verilme çabası aslında dünya genelinde de var. Yani dünyada da merkez bankaları ve hükümetler işin içinden pek çıkabiliyor gibi değil. Bunun etkilerini ben önümüzdeki süreçte ben piyasalarda en kötüsünü hiç görülmediğini düşünüyorum. Net bir şekilde göreceğimizi de düşünüyorum. Evet. Tahvil tarafında bir bakın yani netice itibariyle 2.94'lerde 10 yıllık tahviller. Geçtiğimiz yıl bu 1.30'ların altına kadar düşmüştü hatırlarsınız. Dolayısıyla buradaki fiyatlamaların hiçbirinin ben riskli piyasalara daha yansımadığını düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte evet bilanço küçültme adına adımlar atılabilir. Evet faiz artışları birkaç kez daha yapılabilir. Ama netice itibariyle bunlardan geri dönülecek bir mazeret de yaratılması gerekir. Çünkü nasıl ki Türkiye'de hükümet seçim döneminde ve genişleyici politikalara devam etmek zorunda diyoruz kendi adına. Dünyada da bu böyle. Yani hiçbir hükümet bu sıkılaşmanın getireceği resesyonist etki ve işsizlik artışı gibi riskleri göstermek istemez.
Dolayısıyla Biden da bunu istemeyecektir. Ve bu anlamda dünya ekonomisinde genel çerçevede düşündüğümüzde geri adım atılmasını sağlayacak çeşitli mazeretler 2022 yılı içerisinde görebileceğimizi düşünüyorum ben. Emre Bey çok teşekkür ederiz. Bugün bir miktar size erken veda ediyoruz. Konuklarımızın gelen bir yoğunluğu var. Sonrasında bir haber paylaşacağız. Çok sevgiler efendim. Altını da sonra konuşuruz. Yani altın önemliydi, bu çizmiş olduğunuz tabloda altın ne olacak diye. Haftaya Emre Bey'i bir kez daha ararız, müsait olursa o zaman konuşuruz efendim. Ve dün önemli bir rakam açıklandı. Euro bölgesi Mart ayı yıllık enflasyon duyuruldu. 7.4'e kadar yükseldi ki önceki rakam baktığımız zaman %4'lerde seyrettiğini görürsek, düşünürsek oldukça yüksek bir seviye ki tarihinde en yüksek seviyesi zaten. Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği ve Euro bölgesinin Mart ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı. Mart ayında yıllık enflasyon Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı. Buna göre Avrupa Birliği'nde Şubat ayında %6.2 olan yıllık enflasyon, Mart'ta %7.8'e yükseldi. Euro bölgesinde ise Şubat'ta %5.9 olan yıllık enflasyon, Mart'ta %7.4 olarak belirlendi. Söz konusu dönemde Euro bölgesinde yıllık enflasyon artışına en fazla katkı %4.36 ile enerji ürünlerinden kaynaklandı. Enerji %1.12 ile hizmetler, %1.07 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve %0.9 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. ECB'den de tabii ki bu anlamda şahin tonda mesajlar geliyor. Yönetim konseyi üyesi Pierre Wöns, bankanın 2022'de faizi pozitif seviyeye çekebileceğini işaret etti. Enflasyon dolayısıyla başta FED olmak üzere merkez bankalarından hızlı sıkılaşma mesajları gelirken Avrupa Merkez Bankası cephesinde de faizlerin yükseltilmesine yönelik sesler yükseliyor. ECB Yönetim Konseyi üyesi Pierre Wunsch, Euro bölgesi ekonomisi sert bir şokla karşılaşmadığı sürece bu yıl politika faizini pozitif bölgeye çekebileceğini belirtti. Wunsch, yükselen fiyatları kontrol altına almak için sıkılaştırıcı bir politika uygulanması gerekebileceğini de işaret etti. Washington'da yapılan söyleşide konuşan Wunsch, Ukrayna'daki savaşın ekonomi için ciddi bir risk olarak öne çıktığını, ancak bu durumun muhtemelen ECB'yi yüksek enflasyona karşı faizleri artırmaktan geri adım attırmayacağını söyledi. Wunsch, faiz artışı için Temmuz ayının olası olduğunu işaret etti. Wunsch'la birlikte bir diğer ECB yetkilisi Luis de Guindos da Temmuz ayında bir faiz artışının olası olduğunu belirtti. ECB Başkan Yardımcısı Guindos, Temmuz'da parasal genişleme sürecinin bitebileceğini ve faiz artışına zemin hazır hazırlanabileceğini ifade etti. Açıklama para piyasalarında fiyatlamaları da yansıdı. Evet, bir hemen Euro paritesine bakalım. Çünkü dün Christine Lagarde'ın konuşmaları vardı. Enflasyonda kademeli bir şekilde müdahale edilmesi gerektiğini savundu. Christine Lagarde katıldığı panelde büyüme risklerinin aşağı yönde olduğunu, aynı zamanda Avrupa'daki ekonomik toparlanmanın bir dereceye kadar durduğunu belirtti ve Avrupa bölgesi ve ABD ekonomilerinin aslında farklı oranlarda büyüdüğünü kaydediyor. Lagarde, Euro bölgesinde enflasyonun çok yüksek olduğuna dikkat çekerek enflasyona kademeli şekilde müdahale edilmesi gerektiğini ifade etti. ECB'nin Haziran toplantısında faiz oranlarının seyri için anahtar nitelikte olduğunu belirten Lagarde, ne yapılacağına karar vermek için verilerin beklenmesi gerektiğini dile getirdi. Bizim için bu bir sıkılaşma meselesi değil, para politikasının normalleştirme meselesi değerlendirmesi de bulundu. Dün aynı zamanda Chicago Fed Başkanı Charles Evans, 2023 yılında emekli olarak görevinden ayrılacağını açıkladı. Fed kurallarına göre 55 yaşından önce atanmış Fed bölge bankaları, başkanları 65'e geldiklerinde emekli olmaları gerekiyor. Evans bu yılın Ocak ayında emeklilik yaşına ulaştı. Tabii dün ECB'nin bu kararından sonra, açıklamalarından sonra aslında Avrupa Merkez Bankası'nın bir miktar daha kontrollü bir şekilde faiz artıracağı öngörüsü oldu. 1.08-45'li seviyelerde şu anda Euro-Dolar paritesi. Bir de Amerikan 10 yıllıklarına bakalım. O tarafta da 2.94'lü seviyelerde devam ediyoruz. 2 yıllık tarafta da 2.72'lerdeyiz. Emtia fiyatlarını da rica edelim. Ons altın 1951 dolar seviyesinde, Brent petrol ve ham petrol fiyatlarında ise bugün bir kar realizasyonu olduğunu söyleyelim. Çin regülatörler, Çin'in büyük bankaları, yatırımcılarına
hisse almaları çağrısında bulundu. Az önce geçen haberde Amerika'da da görevden ayrılan CEO'ların sayısı ilk çeyrekte efendim yükselmiş. %14'ten fazla görevden ayrılan CEO olduğunu belirtelim. Kısa bir yere gidelim, sonrasında beklenti raporu.